bunlar milimetrenin altında bir hassasiyetle vücudun herhangi bir yerindeki tümörü tedavi etmek için tasarlanmış ilk robotik radyo cerrahi sistemdir. Uygulama esnasında radyasyon 1200 farklı açıdan hedefe yönlendirilmekte ve bu çapraz atış sayesinde hedefte radyasyon yoğunluğu sağlanmaktadır. Ayrıca sahip olduğu uygulamalar sayesinde tümör hastanın hangi bölgesinde olursa olsun takip edilmektedir. Bu takipler ile tümörün en ufak hareketi tespit edilmekte ve ortaya çıkan bu hareket robotik kol aracılığıyla düzeltilerek milimetrenin onda biri hassasiyetinde tedavi sağlanmaktadır. CyberNerve sistemi ile hastalar 5 ila 7 hafta süren konvansiyonel radyasyon tedavisi yerine 1 ila 5 günde tüm tedavilerini tamamlamaktadırlar. Buna ek olarak operasyona uygun olmayan, cerrahi tedavi için zor vakalar ile cerrahi alternatif bir tedavi arayan hastalar için de bir seçenektir. Yaştan dolayı herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Hiçbir mevcut sağlık problemi de bu tedavi için engel değildir. Beynin iyi ve kötü huylu tümörleri, baş boyun tümörleri, akciğer kanserleri, karaciğer tümörleri, pankreas kanserleri, böbrek, prostat kanserleri ve omurga tümörleri başta olmak üzere vücudun farklı bölgelerinde yerleşmiş kanserlerde başarıyla kullanılmaktadır. CyberKnife sisteminin en yaygın kullanıldığı alan beyindir. Beyin tümörleri iyi ve kötü huylu olabilirler. CyberKnife ile tedavi ettiğimiz en sık iyi huylu tümörler vestibüler şvanoma, meningioma ve hipofiz adenomudur. Beyin metastazları CyberKnife ile başarılı bir şekilde tedavi ettiğimiz en sık kötü huylu tümörlerdir. CyberKnife ile tedavi ettiğimiz diğer beyin patolojileri arteriovenöz malformasyon dediğimiz ve kavernomu içeren damarsal lezyonlar, trigeminal nevralji ve obsesif kompulsif bozukluk gibi fonksiyonel hastalıklardır. Az önce bahsettiğimiz hastalıkların tedavisinde CyberKnife cerrahi ile karşılaştırıldığında düşük komplikasyon ve yüksek başarı oranları ile mükemmel bir opsiyondur. CyberKnife radyocerrahi tedavisinin özellikle beyin hastalıklarındaki avantajları genel anestezi riski olmaması, genel anestezi alamayacak hastaların da tedavi edilebilmesi, yoğun bakım süreci olmaması, kanama, enfeksiyon riski olmaması, ameliyatın yaratabileceği kozmetik problem olmaması, komplikasyonların daha düşük olması ve neka sürecinin olmamasıdır. CyberKnife tedavisini diğer alternatif tedavilerle karşılaştırdığımızda avantajlarını sayacak olursak, birincisi CyberKnife ağrısız bir tedavidir. İnvaziv değildir, herhangi bir anesteziye gereksinimi yoktur. Bu nedenle hastanın hastaneye yatmasına da gerek yoktur. Ayaktan uygulanan bir tedavi şeklidir. Eşsiz isabet ve hassasiyet sayesinde tümörü çevreleyen sağlam doku ve organları korumaktadır. İyileşme süreci yoktur. Hastalar rutin yaşamına hemen dönebilmektedirler. Hastayı sabitlemek için kafaya vidalanan bir çerçeveye veya karına bastırılan bir tokmak ihtiyacı olmadığı için daha konforlu bir tedavi sunmaktadır. Herhangi bir şekilde nefes tutmak ya da nefesin belli aralıklarında ışınlama gibi bir durumda söz konusu değildir. CyberKnife radyocerrahi tedavisi başta kanser olmak üzere hastalara etkili bir alternatif sunmaktadır. CyberKnife tedavi sistemi SGK kapsamında olup hastalardan hiçbir surette ücret alınmamaktadır. Biz ekibimizle burada Medicana International Ankara Hastanesi'nde bugüne kadar yüzlerce başarılı CyberKnife tedavisi gerçekleştirdik. Lütfen siz de hekiminize CyberKnife opsiyonu mutlaka sorunuz.